Merhabalar arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle birlikteyiz. Kocaeli yağmurlu fakat içimiz çok sıcak. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için tekrardan canlı yayında teşekkür etmek istiyorum hepinize. Bugün ne yapacağız? Bu tatlı uykucu kuzu battaniyeyi yapacağız. Şöyle açarak da sizlere göstermiş olayım. Bakın şöyle büyüklüğünü en azından görmüş olun. Bu battaniye olarak ben bunu düşünmedim aslında. Puset örtüsü, bebek arabası örtüsü. Daha çok o amaçla yaptım. Fakat sizler bunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İsterseniz içerisine kumaş kaplatabilirsiniz. Bazen kumaşlar var, onlardan kaplatabilirsiniz. Farklı şekillerde kullanım alanlarında yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugün, ben size nasıl yaptıysam o ölçülerde vereceğim. Kullanmış olduğum malzemeleri göstereceğim. Tarif de vereceğim. Ve sizler için de bir sepet dolusu hediye hazırladık. Bakın, benim yapmış olduğum battaniyenin tüm gereken malzemelerini sizlere böyle göndereceğiz arkadaşlar. Biz bu renkleri tercih ettik çünkü beyaz çok kullanışlı olmuyor. Çok da tercih edilmiyor müşteriler tarafından. Sizler bunu farklı renk tonlarında alabilirsiniz. Marigold, kadife, muli kullanacağız. Nako denim, kafa ve el ve ayaklar için kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi sizler elinizdeki ipleri kullanabilirsiniz. Sadece mega olması gerekiyor arkadaşlar. Mega veya plus iplerle örmelisiniz. Şu şekilde sepetimizi böyle yerleştirelim. Renk kartelası mulinin gerçekten çok geniş. Bakın şimdi yavaşça böyle renklerine bakabilirsiniz. Ten renginden alın. Mavinin tonları, kahverenginin tonları. Kuzu battaniyeyi her renk ile çalışabilirsiniz. Kafa kısmını dediğim gibi ten rengi kullanarak diğer kısmını farklı renk tonlarında yapabilirsiniz. Renkleri gerçekten muhteşem. Bakın lacivertler, yeşilin tonları, pembeler, griler. Renk kartelası çok güzel gerçekten. Kaç çeşit renk tonu var Fatih Bey? Güzel soru. bugün dersimize çalışamadım. Dersinize çalışmamışsınız. Evet ben söyleyeyim çok çeşidi var. Yani sayamayacağımız kadar. Özellikle şu renkli olanları gerçekten bunlardan bir gün tığ işi battaniye size göstermek istiyorum. Şundan bir tane bot yapacaktım. Henüz bitiremedim. Bundan saç bandı da çok güzel olur arkadaşlar. Özellikle böyle şey sevenler için. Neydi? Leopar sevenler için. Adı aklıma da gelmedi. Şundan da böyle zebralı mebralı çok güzel olur. Bu renklilerde gerçekten harika. Malzemelerimiz şimdi dediğim gibi 6 adet. Bu dediğim gibi eğer benim yaptığımın aynısını yapacaksanız, bu arada ayakta da çok duramıyorum, hemen şöyle oturacağım. 6 adet kadife ip kullanacağız arkadaşlar. Bir tane de nako denim kullanacağız. Şöyle yanımda varmış. Bir tane nako denim kullanacağız. Dediğim gibi bunda plus ipleri tercih edebilirsiniz. Alize Cotton Gold Plus olur. Pluslar biraz incelmiş, onu söyleyeyim ben. 3 milim ile örebileceğiniz bir ipi tercih edebilirsiniz. 6 adet bundan kullandım. 6 veya 7 elinizin çeşidine göre çünkü çift öreceğiz. Bir tane bundan 1 adet müzik kutusu kullanacağız. Bu şart değil. Tamamen tercih meselesi. Böyle bakın çekince çocuğunuza ister uyku arkadaşı isterseniz bebek arabasında böyle onu uyutmak için kullanabilirsiniz. Gözlerini işlemek için şöyle etamin ipi kullanacağım arkadaşlar. Herkesin elinde mevcuttur zaten bunlar. Kafa için 3 milim tığ kullanacağım. Şöyle. Elinizin sıkılığına göre de 6 veya 7 milim şiş kullanacağım arkadaşlar. Şimdi battaniye kısmına hızlı bir geçiş yapalım. Şöyle yavaş yavaş. Ben battaniyemi şöyle şuraya alıyorum. Fatih Bey'i de yanıma alıyorum yavaş yavaş. Kuzucuğumuz böyle yavaş yavaş uyurken yanımızda. Şöyle. Evet. Nasıl yorumlar? Yorumlara bakalım o arada. Ben defterimi de açarken Fatih Bey. İzleyen sayısı 323'ü gördü şu an ve yorumlar. Harikasınız. Yayını kayıt edebilir misiniz? Yayını kayıt yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün biraz aksi işler oldu. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Teşekkür ederim. O yüzden biraz böyle kelimeleri de tam yerinde şey yapamadım. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada şunları da göstermeden edemeyeceğim. Dedim ki Fatih Bey neden beni bunlardan yok? Çünkü benim şişimin uçları çıkıyor. Bu arada bunları örerken
uzunca bir battaniye yapacaksanız misinalı şişler kullanabilirsiniz arkadaşlar. 110 bebek battaniyeleri 1'e 1.10 şeklinde, yani 100 santime 110 santim şeklinde yapılıyor. Benimkinin ölçüsünü sorarsanız eğer bu 70-75 santim civarı eni, 85 santimde yaklaşık, yani tam değil 85 santime yakında uzunluğu arkadaşlar. Yani eninden biraz daha uzun yapacaksınız. O şekilde çalışabilirsiniz. Battaniye olarak 1'e 1.10 yapacaksanız en az 110 santim şiş alabilirsiniz. Şunları göstereceğim ben size. Bunlar çok tatlı şiş uçları. O kadar tatlılar ki böyle. Bakın şunların tiplerine bak. Şişinizin ucuna takıyorsunuz bunu. Kullanıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten fiyatı da çok uygun. Böyle paket şeklinde satılıyor. Şöyle bir paketini bu şekilde alıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hızlıca başlayalım. Önce battaniye kısmını göstermek istiyorum. Sonrasında da kafa kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Üzülmeyin ben bu hafta başlayamıyorum diye. Çünkü haftaya devam edeceğiz. Bu hafta bunu bitiremeyeceğiz çünkü muhtemelen. Şimdi iki ipimizin ucunu da şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Ben içinden çıkarmayı sevmiyorum çok kıvrıldığı için. Şöyle normal dışından çıkaracağım. Bu arada sizde burada kırmızı bir elbise var. En son onu göstereceğim. Aslında başta gösterecektim. Unuttum. Şimdi ben uzun bir ilmek atmayacağım size göstermek için. Şöyle kısa bir ilmek atacağım. Şu uçların akmaması için önce şöyle bir düğüm atın arkadaşlar. Yoksa ipiniz devamlı surette akacaktır. Bakın. Şöyle uç kısımlarını düğümleyin. Şimdi uzunca bir ip bırakıyorsunuz. Kaç ilmek atacaksınız? Şimdi bunu ben tığla yapmayı da göstereceğim size. Sadece bu şekilde yapmayı değil. Mesela bunu, bu tamamen haroşe bir örgü. Müşterim bu şekilde istemişti. Ben bunu bu şekilde çalıştım. Ben bunu düz örgüyle de denedim arkadaşlar. Düz örgüyle altına kumaş yapmadan güzel olmuyor. Yani ince bir görüntüsü oluyor çift kat örmeme rağmen. Bu haroşe olduğu zaman daha top olduğu için daha sıcak tutuyor. Bence puset veya bebek örtüsü veya uyku arkadaşı olarak bunun daha ideal olduğunu düşünüyorum. Eğer altına kumaş yapacaksanız düz örgü çalışabilirsiniz. Şimdi şişlerimizi alıyorum. İlmek atmayı daha önce gösterdim. Fakat yine böyle şey kolunuza mı geliyor? Şöyle yapayım. Yok, ben yukarı kaldırdım. Tamam. İki şişe başlıyoruz arkadaşlar. Burada 80 tane ilmek atacağım. 80 ilmekle başladım ben. 80 ilmekle başlamış olduğum örgüm benim 75 santime denk geldi. Yani ördüğüm şişle benim şişim 7 milim. Öreceğiniz şişin kalınlığına göre bu değişecektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden eğer tığla da yapıyorsanız onu da göstereceğim. Kaç santime denk geldiğini bulmak için 10 tane ilmek yapın, örün. Kaç santime denk geliyorsa ona göre bir hesaplama yapıp ilerletin. Tığ ölçüsünde bunu bulmak daha kolay. Çünkü yaptıkça ölçebiliyorsunuz. Şiş örgüsünde öyle olmuyor. Çift kat öreceğimiz için biraz ilk etapta zorlanabilirsiniz ama sonrasında böyle olmuyor arkadaşlar. Çift şiş başlıyoruz ya. Var mı sorular Fatih Bey? Ben şöyle birkaç tane daha yapayım da öyle göstereyim. Sorularımız, bakıyorum şimdi yorumlara. Maşallah bayağı da var. Merhabalar, merhabalar, selamlar. Sorular varsa sorulara bakabiliriz. Geçmiş olsun Semra Hanım, çok tatlı demişler. Kesinlikle çok tatlı oluyor. Ben ona baktıkça böyle. Minnoş suratına. Birkaç tane daha atayım. Ziyan olmasın ipimiz. Çok güzel ipler demiş. Şeker 0.65, 80, 100. İpler 8, gerçekten 77. Çok güzel. Bir de kadife iplerin içerisinde tabii ki kalite kalite. Fiyatı şu an en uygun orta kalite bir ip diyebilirim Muli'yi. En üst seviyede demeyeceğim ama orta kalitede ben gayet memnunum. Bütün oyuncaklarımı kullanıyorum. Hatta biliyorsunuz şu an mini Mickey örüyorum. Ve elbiseleri de onunla ördüm. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeklerimizi attık. Muli'nin ipi biraz daha kalın. Benim şu, bunda kullandığım ipi daha önceden yapmıştım ben bunu. Bu başka bir markanın, biraz daha ince. Muli'nin ipleri gerçekten kalın. O yüzden 7 veya 8 de kullanabilirsiniz şişlerde. Öyle söyleyeyim. Şuraya da bir düğüm atın arkadaşlar. Ben şimdi düğüm atmayacağım. Haroşe örgüde tamamen ters örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği de normalde örmüyorum. Sadece ilk sıraya mahsus olmak üzere öreceğim.
Geçen haftaki ördüğüm ters örgü zor gelmiş arkadaşlara. O yüzden bugün normal ters örgü. Yani ilmekleri şöyle bakın şişin arkasından girip içinden ilmeği çıkarıyorum. Böyle çift şekilde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Bunları yaparken şöyle çift çift alırken karıştırmayın. Şişlerim masaya geliyor Fatih Bey. Ben şöyle elimi yukarı kaldırayım. Tamam. Uzun şişler kullanınca, tabi buna misinalı kullanırsanız daha rahat olur. Daha ben rahat misinalıyla olur. Örmeyi çok sevmiyorum. Belki alışkın olmadığım için. Nur Sultan Nacar çekiliş mi açıklanacak demiş. Hayır, çekilişi akşam açıklayacağım arkadaşlar. Hikayede de devamlı söylüyorum ama bakılmıyor galiba. Sümeyra Aytekin, herkese mi hediye ediyorsunuz? Herkese hediye etmemiz mümkün değil tabii ki arkadaşlar. Şimdi Nurullah Bey sizin yorumlarınızı takip ediyor burada bilgisayar başında yanımda. Sizlerin yapmış olduğunuz her yorum da isminizi yazıyor. Daha sonra biz onları çekiliş yapıyoruz arkadaşlar sizin isimlerinizden. Yaptığınız her yorum canlı yayının sonuna kadar geçerli. Bakın sıranın sonuna kadar mulumil ipiyle daha tok olacak. Dediğim gibi 8 milim de kullanabilirsiniz şiş arkadaşlar. Bakın tok tok oldu. Şimdi hemen yine burayı da ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1-2 sıra gösterdikten sonra devamını göstermeyeceğim, merak etmeyin. Yine bakın ters öreceğim. Haroşede biliyorsunuz her iki tarafı da ters örüyoruz. Yine bu şekilde bu tarafını da ters örüp haroşe yapıyorum. Ülfet'in bebekleri Nako'nun, Nako denemin kodu kaç demiş. Ürünlerin Nako kodlarını söylesek. Ha tabii tabii. Şöyle kodunu şöyle göstereyim. Kuzucuğun başı için Nako denemdi. Semra abla müzik kodu. 11585. Bozuluyorum acaba. Nako denim. Hmm. 11585. Çok konuşlardı önceden. Müzik kutularımız mekanizmalı arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar pilli değildir. Bakın şurada sizi göstereceğim ben size. Bu da bizim kedi sesimiz. Bunlar pilli mesela arkadaşlar. Bunlar pilli olduğu için hani bu hazır alınan peluş oyuncakların içinde oluyor da makineye attığınız zaman nasıl bozuluyor? Bunlar bozulur. Fakat bunlar mekanizmalı olduğu için kurma var yani bunun için. İpi çektiğiniz sürece bunlar çalışır. Bunlar yıkamada asla bozulmaz. Daha önce test ettiğimiz için sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat dediğim gibi şu kedi sesleri falan onlar yıkanmıyor. Onun bilgisini vermiş olayım. Şimdi şu sırayı da sonuna kadar geçeyim. Yani bu haroşe örgü çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir örgü. Dediğim gibi bunu düz örgü çalışacaksanız o zaman bir ters bir düz yapacaksınız. Bir tarafını ters bir tarafını düz yapacaksınız. Bu battaniye kısmında farklı ipler de kullanabilirsiniz. Onu size şimdi yayından sonra hangi ipleri kullanabilirsiniz? Onları da tezgah başında göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bunu çok sormuşlar bana başka iple öremez miyiz diye. Tabii ki örebilirsiniz. Özellikle kadife sevmeyenler. Ben size şimdi yayından sonra storylerde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu sırayı bitireyim. Size tığla nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Sonrasında hemen eller kulaklar. Onlara geçeceğiz arkadaşlar. Şengül Bilir, bu kuzulu battaniyeyi gazdalla yapabilir miyiz? Örülür mü demiş. Gazdal X-Large'la olabilir arkadaşlar. Gazdal Baby Cotton X-Large. Yok, Baby Cotton'la çok küçük olur. İçerisine zaten müzik kutusu koyamazsınız. Ha şöyle olur. Ben kafasını küçük istiyorum derseniz yapabilirsiniz. Fakat bu sefer de şurada yaptığınız pıtırcıklar, kadife yapıyorsanız eğer olmaz. Yapamazsınız. İçine bile giremezsiniz yani. Haroşa örgümüz her iki tarafı da böyle ters örgü oluyor arkadaşlar. Yukarıya kadar 80 ilmek başlayıp 85 santim oluncaya kadar örüyoruz. Yani benim yaptığım ölçüyü söylüyorum. 80 ilmek atıyoruz. Haroşe şeklinde her iki tarafında ters örüyoruz. Yukarıya doğru 85 santim oluncaya kadar öreceğiz. Şimdi ben size tığla nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Ülfet'in bebeklere selamlar demiş. Selamlar arkadaşlar. Bu arada sökülüyor mu diyenler için de göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi ipimiz sökülüyor arkadaşlar. Her iplerde olduğu gibi de biraz dikkatli, yavaş sökmek gerekiyor. Kadifeyi hangi ip olursa olsun, hangi marka daha doğrusu, ipimizi sökebiliriz. Hatish World, o renkli olandan da bu battaniyeden yapılabilir mi? Yapılır, yapılmaz olur mu? O yüzden gösterdim zaten. Mesela ana kısmını şöyle yeşil yapabilirsiniz, gri yapabilirsiniz. Daha bu şekilde de çalışılabilir. Bu kısmını
ona uygun. Mesela gri mi yaptınız? Açık renk griniz var bakın. Açık renk gri ile hemen bunu böyle bütünleştirip kafa kısmında da burada da açık griyi kullanabilirsiniz. Yani renkleri uyuşturmak sizin elinizde arkadaşlar. Kesinlikle çok çok güzel olur. Şu renk tonu da hepsine de gider. Yani hepsiyle de uyumlu. Mesela kahverengi yaparsınız. Koyu kahve olur, şu renk olur, şu yeşil olur. Hepsinin yanına bu renk yakışır kafa yapısı olarak. Onu da yapabilirsiniz. Şimdi ben sökebildiğim yere kadar söküp şimdi tığla göstereceğim size. Mükemmel. Bakın. Tamamını söktüm. Tamamını söktüm arkadaşlar. Şimdi şurada kalın tığımız var mı? Bu kaç numaraymış? Bu 5 milim. Ayfer Numan. Şiş örgüsü yapamıyorum ben demiş. Şiş yapamıyorsanız şimdi size şey göstereceğim. 6 şu 5'miş. Şunla yapıp göster ama 6 ile yapsak daha iyi olur sanki. Şu 6. Ben başka tığlarla öremiyorum ya, illa kendi tığımı aradım. Şimdi bunda da arkadaşlar birazcık ip bırakın mutlaka bu köşelerde. Yine bunu da 7 veya 8 ile de örebilirsiniz. Evet, 7 veya 8 ile örelim Nurullah Bey. Bu şuradan Mako denim kadar. 11 585. Şu 9, 9 ile çok mu büyük olur? Bir bakayım. Evet, olmaz. 8 istiyorum. 7 veya 8 istiyorum. Burada bir sürü de tığımız var. Şu tığın da güzelliğine bakar mısın? Şunu kullanmak istedim ama bu biraz şey. Harika tok bir tığ arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bununla penye yiyip güzel örülüyor diyorlar. Vallahi bir gün de penye bir şeyler yapalım da bunları kullanalım. Çok hoş gözüküyor. Şimdi Nurullah Bey hemen getirecek bana. 7, 8, 9, 10. Oh, süpersin valla. Şu 7 ile bir deneyelim bakalım. Bir anne hobisi. Bebek arabası için harika bir demiş. Kesinlikle öyle. Ben öncekini bebek arabası için yapmıştım. Bana hatta resim attılar. Çok çok da güzel oldu. Şimdi sıkı olmadan çekiyoruz arkadaşlar. Bakın yine çift çift çekiyorum. Sıkı olmadan şöyle. Bakın hiç sıkmadan yapın ki üst tarafı şey olmasın. Böyle sıkışmasın. 7 veya 8 ile yapabilirsiniz. Bakın şöyle geniş geniş. Çok salaş olmasın. Çok da şey olmasın. Şimdi burada diyelim bu kadar yaptık. Bunu trabzanla yapmanızı önermem. Yarım trabzan. Yani ikili trabzan değil de. Dönüşte iki tane atlayıp üçüncüsünden böyle başlayıp devam edebilirsiniz. Bakın yarım trabzan ilmek üstü aldım. Hepsini aynı anda kapattım. İlmek üstü aldım. Sıradakinin içine hepsini aynı anda kapattım. İkili trabzanla tok durmaz battaniyeniz. Sık iğneyle de zor olur. O yüzden yarım trabzan yapmanızı öneririm. Şimdi başa kadar yapalım bakalım nasıl duruyor. Kevser bebek, müzik kutusu koyduğumuz oyuncaklar yıkanabiliyor mu? Evet, yıkanabiliyor arkadaşlar. Çünkü mekanizmalı bunlar. Pilli değil. Kullanabilirsiniz. Ben şu ana kadar yaptığım hiçbirinden şikayet almadım. O yüzden içiniz rahat olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar. Öğren Dünya yazılı tarif verecek misiniz? Yazılı tarifi vereceğim. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar için. Bunu çünkü YouTube'da falan da paylaşıyoruz biz. O yüzden hem örüp hem göstereceğim. Yazılı tarif isteyen arkadaşlar yayın arasında göstereceğim. Fakat hiçbir yerde paylaşmamanızı istiyorum. Çünkü sadece canlı yayın özel bunlar. Yazılı tarif bir yerde paylaşmayacağım çünkü. O yüzden öyle bir istirham. El İşi Dünyası 14 yayını kayıt edebilir misiniz? Bakın arkadaşlar yarım trabzanla aynı kalınlığa denk gelmiş oluyor. Ben 7 milim kullandım. Dediğim gibi eliniz çok gevşekse yine 7 milim uygundur. Çok sıkıysa da 8 milimle yapabilirsiniz. Hemen bir sırada geri dönelim bakalım. Dönüşlerde 2 zincir çekebilirsiniz. Çünkü tok oluyor. Yine ilmek üstü alıp hemen yanından yarım trabzanla. Bakalım ben bunu kaç tane yapmışım, santim de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir dönmüşüm geriye. Bakalım kaç santime denk gelmiş. Daha 10 tanesini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar. Sizin için ölçüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Hatice Demir 0715. Çekiliş nasıl olacak? İlk defa katıldım. Hoş geldiniz. Şimdi diyeyim. Söyleyeceğim arkadaşlar. 10 ilmek yani 10 zincir çekip geri döndüğümde 7 milim tığla 11,5 santim oldu arkadaşlar. Yaklaşık 12 santime yakın oldu. Bunu hesaplayarak böyle 10 tane yapın mesela. Hesaplayın. 80 santim yapacaksanız işte kaç tane atmanız gerektiğini böyle matematiksel olarak hesaplayabilirsiniz.
Bu şekilde battaniye kısmımız çok kolay. Dediğim gibi farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi burayı yarım trabzan yapmanızı öneririm kalınlık açısından. Şu an 441 kişi izliyor. Oo süper. Sana çekilişi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun bütün malzemelerini sizlere biz gönderiyoruz. Bunun için sadece yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Bu kadar. Yayın sonuna kadar yaptığınız yorumlar Nurullah Bey tarafından yazılıyor. Şimdi biz o kağıtlardan çekeceğiz daha sonra onu. Kağıtlara yazıyor. 4 kızlı bir anne ip markalarında yazar mısınız? Tabii ki yazarız. Onları zaten şimdi hikayede ben tekrar paylaşırım. Haftaya devam edeceğiz. Çünkü bu hafta bunun dikimlerini falan bitiremeyiz. Çünkü detaylı göstermek istiyorum. Bitmeyeceği için haftaya tekrar gösteririm. Evet. Battaniyemizin tığla yapılan kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Böyle de gerçekten tığla da çok güzel oldu. Önce battaniyeden mi başlanacak diyor. Evet, önce battaniyeyi bitirmeniz lazım arkadaşlar. Battaniyenizi haftaya kadar hazırlayın. Hazır olsun, ellerini, ayaklarını yapacağız, kafa kısmını yapacağız. Kafanın muhtemelen pıtırcık kısmına yetişemeyebiliriz, yayınımızı çok uzun tutmak istemiyorum. Daha sonra kafa kısmına müzik kutusunu nasıl yerleştireceğimizi, tüm dikişleri nasıl yapacağımızı, bu renklendirmeyi, yüz işlemesini, bunları haftaya yapacağız. Çünkü bu haftaya hepsini yetiştirmemiz mümkün değil. Yaptığınız her şey mükemmel olsun istiyorum. Ben şimdi bunu ayrıyetten YouTube'a çekiyorum desem yalan söylemiş olurum. Çünkü hemen çekemeyeceğim bunu. Dilek Hanım, ablacığım yine harika anlatıyor diye katılmış. Ha, teşekkür ederim canım benim. Ya bu tığ işini de ben çok sevdim şu an. Gerçekten denememiştim tığla nasıl olur diye. Gerçekten eğer şişi gerçekten yapamıyorsanız arkadaşlar, tokluğu mükemmel oldu. Zaten muri ipler gerçekten çok tok. Hatta şöyle size dokusunu göstermek için hemen bunu göstermek istiyorum. Öyle aşkla bana bakıyor oradan. Ya o kadar güzel bir dokusu var ki, dünden beri bunu soruyorlar bana, Semra Hanım kaç yaş çalıştınız diye. Bilmiyorlar ki ben bunu miniye yaptım arkadaşlar. Fakat 0-1 yaşa uygun oldu. Henüz arkasına da düğmesini dikmedim. Şöyle arka kısmını da göstereyim. O kadar tatlı oldu ki anlatamam. Bunları bu muli iplerle yaptım, çalıştım arkadaşlar. Bakın bu da böyle Mickey'nin pantolonu. Kesinlikle gözünüz kapalı alabilirsiniz. Onun rengi de bu galiba değil mi? Evet, bu ateş kırmızısı renk tonu çok güzel gerçekten. Tam aradığım kırmızı renk. Şöyle onu size de böyle hızlıca gösterip kenara alayım. Daha sonra storylerde göstereyim arkadaşlar. Bayağı da ağır bir elbise oldu gerçekten. Şimdi battaniye kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Battaniye kısmını yazmadım zaten. Dediğim gibi bunu siz, ben yaptığım ölçüleri sizlere söyledim. Sizler istediğiniz ölçüde bunu yapabilirsiniz. İsterseniz tam battaniye, büyük battaniye şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi hemen ipimizi alıyoruz. Tığımı da alıyorum. Şimdi normalde bunu 2,5 milim tığla örebilirsiniz arkadaşlar. Bu o kalınlıkta bir ip. Fakat uyku arkadaşlarının biraz yumuşak olması için biz 3 milim kullanıyoruz. Sadece uyku arkadaşı yaparken. Şimdi eller ve ayakları çalışacağız. Önce elleri yapacağım. Sihirli halka kısmını çok hızlı göstermeden, çok hızlı göstermiyorum, artık buraları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sihirli halkama 6 adet sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen sihirli halkamı kapatıyorum. Eller, ayaklar ve kafada elyaf kullanacağız arkadaşlar. Onu unutmayın. Çok fazla elyaf gitmiyor ama elyaf koyuyoruz. Şimdi ilk halkamın içerisine ilmek kaydırma yaptım. Şimdi elleri yapıyoruz arkadaşlar. Not alabilirsiniz ya da dilerseniz ekran resmi alırsınız. Şimdi her ilmeğin içerisine ikinci sırada iki kez batıyorum. Şimdi bunu YouTube'a da ekleyeceğimiz için bu kısımları göstermek istiyorum. 3 milimle örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tığıma bakabilirsiniz. 5 numara yazar ama 3 milimdir. Bugün harikayız katılım olarak. Teşekkür ederim. Bayağı yorum var. Bugün gerçekten sizlere hediye etmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden iki arkadaşımıza da bu hediyelerden göndereceğim. Yorumlar hızlandı. Harikasınız. Bazıları kaçtı maalesef. Fatih Bey kaçırıyorsunuz hep yorumları ama Nurullah Bey onları yakalıyor. Bu eski yorumları şey yapıyor Instagram galiba. Evet, şöyle ipimi rahatsız etmesin diye şuradan hemen kesiyorum. Bu arada makasım da çok afilli, böyle çıt çıt hemencecik böyle kesiyor arkadaşlar. Çok kullanışlı. Bundan da alabilirsiniz. Fiyatı ne kadardı? Fiyatı bayağı uygun. Onun fiyatına bakarken ben 3. sıraya geçiyorum Fatih Bey. 6.90. Harikaymış fiyatı da. 3. sırada bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift.
haroşe ters örgü mü? Evet, haroşe ters örgü arkadaşlar. Her iki tarafını da ters örüyorsunuz. Eğer dediğim gibi tığla yapacaksanız, gösterdiğim gibi yarım trabzan çalışabilirsiniz. Şimdi ellerini yapıyoruz. Ayaklarını ayrı olarak göstermeyeceğim, sadece söyleyeceğim. Kafaya kaç ip ve battaniye kaç ip gittiğini soruyorlar. Hı hı. Ve kaça mal olduğunu soruyorlar. Şimdi onları biraz sonra doğru söyleyeyim. Şimdi elleri bitirelim çok karıştırmadan. Şimdi ne yaptık? 6 sık iğne üzerine çift yaptık arkadaşlar. Çiftten sonra bir tek bir çift yaptık. Şimdi 2 tek bir çift yapacağım 6 defa. Fatih Bey, müfettişin bebekleri diyor ki aldığım nakodenin numarasını yanlış almışım. İştirebilirsiniz. Tabii ki değiştirebilirsiniz. Müfettiş Hanım, eğer yolunuz düşerse buraya... Değiştirmeniz daha kolay olur. Şişlerde tekstil mantığı var mı? Fatih Bey, üstten çekelim. Üstten çekim yapalım. Gözüküyor değil mi? Tabii canım, gözüküyor. Ha, ben göremiyorum çünkü. Onu kaçırmıyorum. Bu yeni yıl çekilişine katılım gitti mi diye soran... Evet arkadaşlar, onu gece yorumlara kapattım. Sayfadaki çekilişi soran arkadaşlara bu akşam yapacağım. Ben bugün yayın olduğunu unuttum. Dedim ki şimdi canlı yayını yap, yani çekiliş yaptıktan sonra beni üzeceklerini biliyorum. Çünkü kime çıkmasa illaki bir şeyler söylüyor. Dedim en iyisi canım sıkılmadan yapayım. Bugün tam üstüne güzel bir yayın yapmak istiyordum ama dedim ya kendi kendime de nazarladım herhalde sabah. Ya da böyle çok mu sitem ettiniz de ben düştüm arkadaşlar, bilmiyorum, öyle bir şeyler oldu. Nazar çıktı diyelim. Şimdi sıramızı bitirdik arkadaşlar. Elleri yapıyoruz. Şimdi ellerin son artırmasını yapıyorum. 1, 2, 3 tek, 1 çift. 3 tek 1 çift yapıyoruz. Bunu da yine 6 defa yapıyorum. Nurbanu Hanım, yorum nereye yapacağız diye soruyor. Buraya canlı yayında yapıyorsunuz ya, şimdi Nurullah Bey onları yazıyor. O kağıtlarını falan hazırlamış. Hepsini böyle yazıyor ona. Geçen hafta bayağı büyük, büyük bir katılım vardı. Onların içinden çektik, gönderdik. Bu hafta daha da çok. Bu hafta daha da çok. Evet, ama biz bunu her hafta yapıyoruz arkadaşlar. Her hafta sizlere hediye ediyoruz. Yine haftaya bu üründen yapacağımız için yine bundan hediye edeceğiz. Üzülmeyin. O yüzden tekrar isteyen arkadaşlar inşallah haftaya çıkar, bu hafta çıkmayanlar. Şimdi 3 tek 1 çift sıramı tamamladım. Şu an 30 adet ilmeğe ulaşmış oldum arkadaşlar. Elimizi yapıyoruz. Şimdi blue öreceğiz. Blue ne demekti? Şöyle ilmeklerin başak görüntüsü var ya. Şu başak görüntüsünün iç kısmından örüyoruz. Bakın içerisine batarak bu sırayı sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şu kenarlardaki çıkıntılı görüntüler oluşacak. Bakın bu ayak görüntüsünü falan nasıl verdik? Bunları birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı sonuna kadar yaparken Fatih Bey sizleri yorumlarına kaçırmadan bana okusun. Nazara geldiniz. Allah nazarlardan korusun. Teşekkür ederim. Çekiliş yılbaşından önce yapılmıştı. Ne ki bu? Bu ne çekilişi? Battaniyeyi nasıl yıkamalıyız? Battaniyeyi hassas programda yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Makinelerinizin hassas programı varsa elde yıkama bölümünde özellikle ağırtıcı kullanmadan sadece bebek yumuşatıcısıyla yıkamanızı tavsiye ederim. Havanın pıtırcıklar tığla mı diye sormuş. Evet evet, pıtırcıkları tığla yapacağız. Onun, çünkü o kısmı çok önemli. Pıtırcık yapmayı bilmeyen arkadaşlar var ya da nasıl eksilteceğini bilmeyen arkadaşlar var. Şimdi bir haftaya sıkıştıramayacağımız için haftaya devam edeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Mili ipleri mutlaka deneyeceğim. Kesin mutlaka deneyin arkadaşlar. Örmesi de sökmesi de zor bir ip değil. Kesinlikle gayet normal. Hüsnet Hanım battaniyeyi talipmiş. Evet, şimdi bir de bundan yapalım bakalım haftaya nasıl olacak. Haftaya çünkü onu dikeceğiz. Ben renklerinin çok yakıştığını düşünüyorum. Özellikle erkek çocukları için güzel olacak. Şimdi blue sıramı bitirdim arkadaşlar. Bu sıradan sonra 8 sıra hiç artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Şimdi bunu örerken ben, Fatih Bey yorum okuyacak bana. Sonra çünkü kafaya geçeceğim ben. Müzik kutusu ne kadar diyen var? Baktık mı? 24.95. Müzik kutumuz 24.90 liraymış. Nurullah Bey iletti. İnternet sitemizden müzik kutusu olarak aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Şiş ucu koruyucu olarak yazarsanız sitemizden bu ürüne ulaşacaksınız. Buna da iplik temizleme makası yazarak ulaşabilirsiniz.
İplik temizleme makası olarak geçiyor ama evet, şeyi çok güzel. İplik temizleme makası 6.90. 6.90. Şiş çeşitlerimiz de bunlar. İstediğiniz tüm malzemelere ulaşabilirsiniz siteden arkadaşlar. Biz bu yayınları her hafta yapacağız. Sadece 1 ay 2 ay değil. Biz yaklaşık 3 aydır yapıyoruz galiba. 3 veya 2 ay olur mu? Bilmiyorum, YouTube'da paylaşır mısınız bu battaniyeyi de? Şimdi ayrıyetten YouTube çekimi yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden bu yayını hani şey olarak yapıyorum ki detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Bunu da YouTube'a yükleyeceğim. Çünkü benim o kadar vaktim olmuyor gerçekten. Yayını kayıt edeceğiz. Semra Hobi Evi Instagram hesabında videolar kısmında kayıtlı kalacaktır. Fatih Bey bir yerden yazı okuyorsunuz zannettim. Öyle okuyor. Valla öyle bir kaydıyla okudu ki. Tane tane okuyor ki anlasınlar be. Valla bir kağıttan falan okuyorsun zannettim. Valla çok süpersin ya. Bayıldım, evet. Ben de yapacağım. Bugün çok sessiz burası. Evet Nurlan Bey, niye müzik açmıyorsunuz bize? Zaten canım yanıyor, bak dizlerim yanıyor burada. İpi devamlı arkadan aldığınız zaman da ters örgü oluyor. İlla gittim yorum. Maalesef. Evet, evet, evet. Yani ters örgüyü farklı şekilde yapanlar da var. Ben bildiğim şeklini sizlere gösterdim. Diyorum ya, herkes farklı tekniklerle yapıyor. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Neden çift kat? Furkan Zeynep 8. Neden çift kat? Çünkü bu kafayı taşımaz arkadaşlar. Ya kafamız büyük gördüğünüz gibi. Ben bunu istek üzerine yapmıştım. İstek üzerine çalıştım. O yüzden bunu iki kat yapmazsak, bakın kalınlığına, bu iki kat. Yani bu iki kat bir örtü. Şöyle göstereyim. Bunu ancak bu kafa karşılar. O yüzden tek kat çalışırsanız eğer o kafa onun üzerinde durmaz. Kalın da olmaz. Siz yine çift kat yapın. Ama şişinizi mesela kalın tutabilirsiniz. Biraz daha böyle ince dursun istiyorsanız şayet. O şekilde de olabilir. Tığın numarasını soranlar var. Tığın numaramız 3 milim arkadaşlar. 2,5 normal oyuncaklarda kullanıyoruz Nako denimde. Fakat ben uyku arkadaşlarını 3 milim kullanıyorum. Daha yumuşak olsun. Şu an 3 milimle örüyorum. Plastikleri 3 milimle sadece uyku arkadaşlarını da örebilirsiniz. Şimdi ben bunu 8 sıra nasıl? Molly Marigold kadife ipleri ne kadar diyenler var. 16.90. 16.90 lira bir adet yumak fiyatıdır. 100 metre. 31 renk. Oo, bak şimdi diyor. Dersine nasıl çalışmış gördün mü Fatih Bey? İşte öyle olacak. 31 renk çeşidiyle arkadaşlar 16.90. 100 gram 100 metre olarak satıştadır. Nasıl, bak ben de öğrendim. İpler ne kadar? Nako denim ne kadardı? 23 TL. Nako denim 20 pardon. O da 100 gram 200 metre. 100 gram 200 metre. Zaten bir oyuncak için fazla fazla yetiyor arkadaşlar. Fazla geliyor. Şimdi ben 8 sıra örüp sizi sıkmadan hemen eksiltme kısmını gösteriyorum. Şiş bilmeyenler için Alize Pufi ile yapın. Alize Pufi ile de olur. Tabii ki o haftaya yapamayız da sonraki hafta Alize Pufi battaniye yapabiliriz. Yine aynı bunu kafayı Alize Pufi battaniyenin üzerine koyabilirsiniz. Hatta ben yayından sonra hangi iplerle bunu yapabileceğinizi gösterecektim. Yine Softy Plus'larla da yapabilirsiniz battaniye kısmını. Çift kat örerek ya da Alize'nin dediğim gibi pufilerle de yapabilirsiniz. Fatih Bey bugün yorgun galiba. Biraz yorulmuş ama biraz da sessiz herkes konuşuyor nedense. Bugün yoğun bir gün. Evet, biraz yoğun arkadaşlar. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. 8 sıra ördüğümü farz edin arkadaşlar. 8 sıra ördükten sonra 1, 2, 3 tek bir eksilt yapıyoruz. Şimdi bu sırayı 3 tek bir eksilt yapıyoruz. Bunu gösterdikten sonra kafaya geçeceğim. Sudenli amigurumi tığların güzelliği demiş. Penye ipi var mı diyen var. İnternet sitemizde mevcuttur. Penye ipler mi ararsınız? Supla ipleri mi ararsınız? Kağıt ipler mi ararsınız? Arkadaşlar burası bin bir çeşit, yani her türlü malzeme var. Kahveli hobilerin bu battaniyeyi kaça satabiliriz? Bu battaniyeyi 350 TL'ye satabilirsiniz. En az 350 TL. Biz size şimdi birazdan Nurullah Bey bir malzeme şeyi çıkarır bize fiyatı. Nako denim bir adet Fatih Bey. 6 adet marigold. Hemen bir hesaplama yapalım. Bir tane müzik kutusu.
İçine de 100 gram elyaf kullandığımızı düşünelim. Şimdi sonrasında arkadaşlar 2 tek 1 eksilt yapıyoruz. Size şimdi fiyatlandırma söyleyeceğim arkadaşlar. 2 tek 1 eksilt. 3 tek 1 eksilt yaptık. Şimdi 2 tek 1 eksilt yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 2 tek 1 eksilt yapacağım. Elyaf hariç zaten 150 TL ürünler tutuyor. Evet, 150 TL. Elyafı hadi saymayalım. 100 gram kadar falan kullanacağız. Bunu zaten 150 lira malzemesi tutuyor arkadaşlar. En az 350 TL olmalı ki satış fiyatı sizin emeğinizi kurtarsın. Örmesi çok kolay. 2 günde bitirirsiniz. Öyle söyleyeyim. Battaniye kısmını bir günde, bir günde de kafasını, elini, ayağını bitirip yani çok ihtiyacınız var, ben bunu paraya dönüştürmek istiyorum derseniz 300'e de verebilirsiniz. Hani 2 katı fiyatına da verebilirsiniz. Bence 3 katı fiyatına vermek daha mantıklı. Şimdi 3 tek 1 eksilt, 2 tek 1 eksilt yaptık ellerde. Şimdi 3 sıra hiç artırma yapmadan yukarıya doğru öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Şöyle kesmeden, bakın şöyle gösteriyorum. Şu kadar falan bir ip keselim. Bunu ne için kesiyoruz? Çünkü ellerimizi, ayaklarımızı yaparken bakın şurada toynak kısımları var. Bu toynak kısımları için ayrıyetten ip kesmeyeceğiz. Burayı bakın battaniye ile birleştirdikten sonra şu toynak kısımlarını yapacağız arkadaşlar. Buranın böyle gözükmesini sağlayan toynakları yapacağız. O yüzden uzun uzun bırakalım bunları. Şimdi bu el kısmımızdı. Ben size şöyle eller, kulaklar kısmını göstereceğim. Şöyle ben alayım telefonu yavaşça. Beyaz battaniye tığla mı ördünüz? Hayır, tığla örmedim arkadaşlar. Onu şişle ördüm. Şöyle bakın ekran görüntüsü alın. Zaten ben bu yayını kaydedince siz bunu daha rahat göreceksiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Örgü Şatosu, teşekkür ederim. Bu çekilişe katılabilirsiniz şu an arkadaşlar. Bunu şişle yaptım ben. Tığla yaptığımı da şöyle göstereyim. Tığ örgüsü de gösterdim. Yayının başını izlersiniz arkadaşlar. Kaydedeceğim. Tığım 7 milim arkadaşlar. Benim yapmış olduğum 7 idi değil mi? Şu 7 milim. Kafasını yaptığımda 3 milim. Bakın bunları ayrı ayrı göstermeyeceğim. Yapımı aynı. Bunlar eller arkadaşlar. Şunlar kulaklar. Şimdi battaniyeni koy. Boyu kaç santimmiş? Onları da gösterdim aslında. Şimdi ayak bölümünü şöyle sizlere göstereyim. Şunlar da ayak bölümleri. Bu ayak bölümünü de alın arkadaşlar. Şimdi kafaya geçeceğim. Kafayı göstermem lazım. Dilekciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. Kalp atmayın arkadaşlar. Kalp atmazsanız eğer biz de yayınımızı çok rahat bir şekilde yaparız. İnanın gerçekten biraz zorlanarak yapıyorum bunu. Dizlerimden dolayı. Acı içerisinde öyle diyeyim. Şöyle ben şimdi şunu yine bağlayıp kullanırız. Hemen kafa kısmını göstermek istiyorum. Çünkü bunu bazen tarif versek de zorlanan arkadaşlar var. Eller, ayaklar tarifi aynı. Sadece bir sıra fazla arkadaşlar. Şimdi tarifteki gibi yaparsanız aynı olacak. Kulaklarımızın tarifini de verdim. Onu da aynı şekilde hazır edin. Haftaya hazır olsun bunlar. Ödevlerinizi yaptınız mı diye hikayeden kontrol edeceğim. Beni etiketleyin. Ödevini yapmayanlara haftaya hediye vermeyeceğim. Öyle söyleyeyim. Belki yaparlar. Şöyle. Dilek Suat, ablacığım yine harika anlatıyor demiş. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kafaya zincirle başlayacağız. Sihirli halkayla değil. Kafamızı zincirle başlıyoruz. Önce bir sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çektim. Hemen dönüyorum. İkincisinin içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Sondaki ilmeğimin içerisine 1, aynı yere batıyorum, 2, aynı yere batıyorum, 3. Sondaki ilmeğime 3 defa battım. Devam ediyorum. Şimdi ne yaptık? Zincirin diğer tarafına geçtik. Burada da yine aynı bunların diplerine batarak 1, 3 milimle ördüğümüz için ilk etapta biraz zorlanabilirsiniz. Şurayı 1, 2, 3 sık iğne, sondaki ilmeğimin içerisine 2 kez batıyorum. Şimdi toplamda 12 adet ilmeğim oldu. Şöyle siyah bir renk bir ip keseceğim. O kenara sizin de görmeniz için arasına koyacağım. Telekanım bu ürünleri bana gönderin diyor.
Gönderelim hemen. Hemen gönderelim. Hemen gönderelim. Bu yanakların pembeliğini nasıl yapıyorsunuz? Onları göstereceğim haftaya arkadaşlar. Onları toz boyalarla yapıyoruz. Doğal. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Burada ilmek kaydırma yapmıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma yapmadan devam edeceğiz. Yine bakın bu ilmeği sıradaki ilmeğimin içerisine çift batıyorum. Çift battım. Sıradakine tek 1, 2, 3. 3 tane tek yaptım. Bunu bir artırma kısımlarının bir kısmına yapıncaya kadar göstereceğim. Şimdi 3 tane tek yaptım. Şurada aynı yere 3 kere batmıştık ya. Şimdi oraya çift yapıyorum. Şimdi ilk çiftimi yaptım. Tekrar çift yapıyorum. Tekrar çift yapıyorum arkadaşlar. Tığ mı kolay oluyor, şiş mi bu battaniyede? Bence ikisi de kolay. Şöyle söyleyeyim, şişte biraz kolunuz ağrıyor. Çünkü şişte hep böyle şeyde tutmak zorunda kalıyorsunuz ya, şişlerde oluyor çünkü. Ben bir de normal şiş kullandığım için o biraz yorucu oluyor. Tığ denememiştim, benle şişle istendiği için biraz müşteriye yönelik çalışmıştım. Fakat tığla şu an örünce daha keyifli olduğunu düşündüm. Dilerseniz şeyle tığla yapabilirsiniz. Şimdi bu köşelere 3 tane çift yaptım. 1, 2, 3 tane tek yapıyorum. Sırada 2 tane ilmeğim kaldı. İkisini de çift yapıyorum arkadaşlar. İkisine de çift yaptım. Şöyle oval bir görüntümüz oldu. Oval bir görüntümüz var. Şimdi birkaç sıra daha göstereyim buradan. Çünkü artırmalarımız var. Sonraki sırada bakın ilmeği buradan hemen alalım. Bana kızmasınlar sonra. Yorum yapan bir takipçimizin ismini okuyamadım ama sizinle birlikte yaptığımız bu ürünleri satmamıza izin veriyor musunuz? Tabii ki arkadaşlar, sizler zaten yapın satın diye biz bunları gösteriyoruz. Dediğim gibi ben size şimdi yazılı tarif paylaşıyorum. Yazılı olarak bir yerde paylaşmayın. Onun dışında benim göstermiş olduğum benim modellerimin hepsinden çalışıp satabilirsiniz. Hikayelerde etiketleyin, bizler de sizleri paylaşıyoruz. Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar. 2. sırada 18 ilmeğimiz oldu. Aslında yuvarlak arttırmaları farklı bir teknikle arttırarak aynı sayılara ulaşıyoruz. Şimdi bir tek bir çift yapıyorum. Abi Hanım diyor ki her hafta farklı tarif mi var? Geçen hafta da tarif vermiş miydiniz? Evet, geçen hafta ne yapmıştık biz sahi? Ne yaptıydık? Geçen hafta ne yaptık? Düşünüyorum şimdi geçen hafta ne yaptık diye. Vallahi kafam o kadar dolu ki. Şimdi 3 sık iğne devam ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. Şimdi burada 3... Ha evet, meşhur eldivenleri yaptık, evet. Aklıma niye gelmedi, o kadar unuttum. Hiçbirinden gelmedi. Şimdi şuradan arkadaşlar 3 tane artırma yaptığımız yere bir tek bir çift yapıyorum. Aslında bu teknikleri şimdi yaptıkça kafanıza oturur. Yani aynı böyle çanta tabanı yapar gibi. Hani oval tabanlar yapıyoruz ya. Her iki köşede de aslında 3 artırma yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane burada başta yapıyoruz. 2 tane sonda yapıyoruz. 3 tane de burada yapıyoruz. 3'e 3 olmuş oluyor aslında. Şimdi yine 1, 2, 3 tane tek yapıyorum. Bir tek, bir çift. 2 kez bu sonda yapıp sıramı bitiriyorum. Şimdi ne oldu? 24 adet sık iğneye ulaşmış oldum. Aysel Hanım diyor ki 1.75 tığ ile örebilir miyim? 1.75 tığla öremezsiniz arkadaşlar bu ipi. 1.75 tığla olmaz. Çok o çok dantel, ince, aynen çok ince bir ip olur. Dantel tığ o. Bir sıra daha göstereyim mi? Bir sıra daha göstereyim. Kaç, ne kadar oldu başlayalı? Yorumlar çok hızlı, okuyamıyorum soruları. Sistem edenler var. Sen okuyabilirsin. Ben şimdi iki tek bir çift yaptım arkadaşlar. Bu sırayı da göstereyim. Nurullah Bey'i bir göstereyim yorumlarınızı takip ettiğimizi. Nurullah Bey burada canlı yayını takip ediyor ve tüm yorumları buradan tek tek kayıt altına alıyor ve isimlerinizi bu şekilde buraya yazıyor. Buradan isimlerinizi de denk gelebilirsiniz. Tüm yorumlar buradan takip ediliyor. Ben görmesem de okuyamasam da Nurullah Bey takipte. Nurullah Bey. Merhaba. Takipten çıkıyorum demiş birisi. Tam okuyamadım, uzunca yazmış. İşi vardır belki. Şöyle iki tek bir çift olarak da yaptım. Duygulu Dudu, teşekkür ederiz. Arada ben de görüyorum böyle yorumları. İki tek bir çift olarak yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde ilerleyecek, sonra eksilteceğiz. Bir sıra daha yapalım, sonra şey kısmını kapatacağım. Leyla'nın el işi ve hobileri
O kadar yorum yaptım, okumuyorsunuz. Niye okumuyorsun Fatih Bey? 3 tek 1 çift yapacağım. Şimdi 3 sık iğne yine yapacağım. Hepsi Fatih Bey'in suçu gerçekten. Okumuyor yorumlarınızı. Şu an 422 kişi izliyor, aynı anda izliyor ve 420'si de yorum yapıyor ve yorumlar çok hızlı geçiyor. Instagram'ın da bir sınırı var. Yorumların hepsini gösteremiyor. Sistem etmeyin bana diyor Fatih Bey ya. Yok, hadi, tamam. Ben susayım biraz da siz yok, açıklama yorumlarım. Yapayım. Takipçilerimiz bize hak vereceklerdir yani. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Ben de göremiyorum diye o kadar üzülüyorum ki bazen arada göz ucuyla bakıyorum. Bakabilirsiniz, çok hızlı gidiyor. Sizin güzel yorumlarınızı. Gidenler de gelmiyor. Hem bakarım hem okurum, bak hiç de şey değilim yani. Özge Eda, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Sevimli ilmek, çok güzel anlaşılır anlatıyorsunuz gerçekten. Buradanın dünyası diyor ki senin anacığım hep dualarımdasınız Rabbim, işinizi gücünüzü rast. Allah razı olsun arkadaşlar. Evet. Dualarınız için de çok teşekkür ederim. Şimdi kafa için ben burada size yazılı olarak göstereceğim. Yani burada önemli olan şu tekniğin nasıl ilerlediğini biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Yani şu görüntüyü yakalayamadıysanız bir yerde hata yaptığınızı en azından anlamış olursunuz diye bu şekilde göstermek istedim size. Kafa yapımız bu şekilde başlıyor. Şöyle kafa kısmını da ekran görüntüsü. Şimdi yazılardan ekran görüntüsü alamayabilirsiniz. Yayında tekrar ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şu kısmı görmeyin. Bak silim bitmiş evde. Onu silemedim. Yanlış yazdım orayı. Şöyle şuraya kadar bakın, artırmalar 6 sık iğneye kadar devam ediyor. 6 sık 1 artıra kadar devam ediyor. Sonra bir eksiltme, sonra artırma şeklinde. Şurada görmüş olduğunuz 32 sık iğneyi yaptıktan sonra kadife ipi geçiş yapacağız. O sırada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu ana kısmı bitirmiş oluyorsunuz. O sıradan sonra haftaya görüşeceğiz. Haftaya bunun göz işlemesini, dikişlerini, bunlar çok çok önemli detaylar. Şurayı da yazmamışım. Burayı da ben size kısaca anlatayım. 6, 12, 18 yapmışım. 3 sıra ördükten sonra eksiltmişim arkadaşlar. Bunu nasıl taktığımı size göstereceğim. Bu da çok önemli. Bazı arkadaşlar bunu takıp hani şuraya iyice sabitlemezseniz böyle çektiği zaman kopabilir. Bunları nasıl sabitlediğimi size göstereceğim. Evet, şişlerimiz, şiş aparatlarımız çok tatlı. Şöyle tarifin kafa kısmını son kez tekrar göstereyim. Şöyle. Tarifi paylaştım arkadaşlar. Yayını tekrar şey yapabilirsiniz. Bunu tekrar paylaşmayacağım. YouTube için ayrı bir çekim yapmayacağım. O yüzden böyle. Dediğim gibi şu kısımdan sonra beni bekleyeceksiniz. Her amigürümde nakodenimi önerimiz. Arkadaşlar hayvanlarda örebilirsiniz. Ben nakodenimi çok severim. Kedileri falan hep bunlarla yapmıştım. Fakat dediğim gibi her örgüde her ipi kullanamazsınız. Ben şahsen her örgüde farklı ip kullanıyorum. Şimdi göstermediğim bir kısmı yok. Eller ayakları gösterdik. Kafayı gösterdik. Şu pomponu söyledim. Bu pomponu yazın. Şu an söylediğim gibi 6, 12, 18, 2 sıra 18 ördükten sonra eksiltmişim arkadaşlar. Eksiltmeleri yaptıktan sonra bekleyin beni. Haftaya bunları yerleştirip yerine takacağız. Yıkamayla alakalı bir bilgi verebilir misiniz tekrar? Pastel boya yıkayınca çıkarmıyor. Evet, şurada görmüş olduğunuz bu renklendirmeler var ya arkadaşlar. Bu renklendirmeler yıkandığı zaman çıkıyor. Hatta bu şey dezenfekte mendilleri var mesela. Onlarla da sildiğiniz zaman çıkabiliyor. Bunları biz görsel amaçlı yapıyoruz. Ha, burun isterseniz mesela, burunları bunun işleme değil. İple böyle minik bir işleme şeklinde bunu yapabilirsiniz. Ben şu kısımlarına da ne yapalım biliyor musunuz? Haftaya göstereyim ben size. Haydi de yapmış olduğum gibi pembiş bir iple küçük böyle yuvarlak örelim. Şu kısımlarına böyle dikelim. Öyle de hani hiç bu renklendirmeye gerek kalmadan bu pembelikler çıkmamış olur. Sizler de o şekilde teslim edebilirsiniz. Kafamızın dikimi gayet düzgün, böyle her taraftan görebilirsiniz. Şu şekilde. Başka soru var mı? Hepsine cevap verdim galiba. Evet, bebek arabası için arkadaşlar bunlar. Böyle karşıdan çekim yapabilirsiniz Fatih Bey. Çünkü ben söyleyeceklerimi söyledim. Çekilişi birazdan yapacağım. Şimdi battaniyemi son kez göstereyim. Haftaya dersinize çalışın gelin arkadaşlar. Bu kocaman bir sepet dolusu hediye sizin olsun. Haftaya çünkü tüm detaylarını sizlere göstermiş olacağım. Verdiğim tüm bilgileri ulaşabilirsiniz. Şöyle açarak göstereyim hatta. Boyut
göstermek için şöyle ayağa kalkayım. Tekrar kendime sarayım arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı değil mi? Çok minnoş. Bir bebek arabamız olsaydı bunu üstüne takardık şimdi. Gösterirdim sizlere. Bunu dediğim gibi bebek arabası ve puset üzeri için gerçekten çok çok tatlı oluyor. Ben çok seviyorum. Bunu da gördüğü zaman müşterileriniz mutlaka talibisi çok olacaktır. Ben yurt dışına çok yaptım bunlardan bir ara. Hatta böyle paylaşmadım, paylaşmadan da gönderdim. Dediğim gibi bu şekilde malzemeleri, tüm malzemelerini söylemiş olduk size. Sorulan başka bir soru var mı? Nurullah Bey, ürünleri ben buradan almak istiyorum demiş. Tabii ki alabilirsiniz. Hatta şöyle sepet şeklinde biz size hazırlarız. Hangi renk tonlarından isterseniz onları sizlere göndeririz. Haftaya sizler battaniye kısımlarını, vermiş olduğu kısımları hazır edersiniz. Bu arada çekiliş için şeyler, isimler geldi. İstiyorsanız bugün döküm biraz fazla. Fatih Bey, şey yapalım mı? Nurullah Bey, böyle küçük bir sepet gibi bir şey var mıydı? Burada yok herhalde. Ya da içeriden senden rica etsem 2 dakika. Çünkü bunun içine iyi karıştıramayacağız bunu. Evet, renk tonları bu şekilde. Tekstil.com internet sitemizden Molly Marigold deyip yazıp aratarak bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Nako Denim yazarak ulaşabilirsiniz. Müzik kutusu yazarak ulaşabilirsiniz. Hepsi sitemizde mevcuttur. Şişlerimizde mevcuttur. Tüm ürünler sitemizde mevcuttur. Tekstil.com. Evet. Kutumuz da geldi bu arada. Şimdi isim çok olunca böyle boşaltıp da yapmak istedim. İsim çok çünkü. Ya helal olsun. Ya valla Nurullah Bey. Ya o kadar çok isim var ki. Şoka girebilirsiniz şu an arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten iyice karıştırmak istiyorum. Ben şu gözümü kapatıp çekeceğim bu isimleri. Kenara köşeye de gitmesin, haksızlık olmasın. Benim yorumlarım okunmuyor vesaire diyenler için hepsi okundu. Evet arkadaşlar, hepsi bakın hatta şöyle. Nurullah Bey tek tek kayıt altına aldı. İyice alttan karıştırdım. Şu an gözümü kapatıp çekeceğim. Sizler beni görmeyin de. Bak, beni çekme de. Gözümü kapatacağım çünkü. Evet, hatta şöyle bak falan çekeyim. Çektim bir tane. Bu Aysel Hanım bana çok tanıdık geldi ismi. Aysel Altire KPKY. Evet, ilk talihlimiz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Kuzucuğum var, eli olsaydı onu kuzucuğa çektirirdim ama. Şimdi iyice, o kadar çok kağıt var ki şey olsun istemiyorum. İyice karıştırmak istiyorum çünkü. Şu an bir talihlimiz yeni gözüktü yayında. Evet. Şengül Bilir. Bu da çok tanıdık geldi. Yani sanki böyle devamlı takipçilerimizdenmiş gibi. Şengül Hanım. Sepetiniz hayırlı olsun efendim. Umarım en kısa zamanda. Teşekkür ederim diyor şu anda. Rica ederim, yayında olmanıza da çok sevindim. Gitmemişsiniz bir yere. Arkadaşlar şöyle gerçekten yani o kadar çok var ki görebilirsiniz. Yani bütün isimleri yani Nurullah Bey'in yazdığını. Şengül Hanım da o yazdı. Görebilirsiniz. Şengül Hanım evet, devamlı takipçilerimizden bizim. Böyle görebilirsiniz. Bu haftamızın talihlileri. Haftaya dersini çalışıp da gelecek demek ki. Bu hafta çıkmayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Biz bunu her hafta yapıyoruz arkadaşlar. Haftaya yine bu ürünleri vereceğiz size. Dediğim gibi istediğiniz renk tonunu seçebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.